Hayırlı yayınlar efendim. Saygılarımı sunuyorum. Bilmukabile. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Hocama iki tane sorum var. Birincisi çok önemli. Buyurun. Benim kafama takıldı. Ben namaz kılıyorum. Elhamdülillah'dan sonra 3 tane zammı sürebiliyorum ve bu namazım benim kabul oluyor mu? İkincisi sabah, akşam, yatsıdan sonra Yasin-i Şerif okuyorum devamlı. Bunlar şehitlerimize, aile yakınlarıma okuduğum için bu kabul oluyor mu? Bunu öğrenecektim. Ama namazı için önemli olan benim için bu 3 süre ve bir de elhemi okuduktan sonra bu namazım kabul oluyor. Teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Siz de efendim. Hakan Gül Sakarya'dan aradı bizi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tamam diyeyim. Hakan Bey, Allah ibadetinizi kabul eylesin. Niyetinizi mübarek eylesin. Biliyorsunuz namazın içindeki farzlardan birisi kıraattir. Fatiha suresinin okunması Hanefilere göre vaciptir, Şafilere göre ise farzdır. Bu sebepten dolayı bazı ulema ki çoğunlukta bunu arz eder, Fatiha'nın tek başına okunmasını bile namazın geçerliği için kâfi görürler. Bununla beraber zamm-ı sureleri okuruz. Zamm-ı surede en az 3 ayet mesafesinde bir ayet veyahut da bir sure olacak şekilde okunur. Bu bağlamda İmkan dahilinde kısa ayetler ve sureler öğrenmeye gayret ediniz. Sabah akşam Yasin suresini okudunuz, ifade ettiniz. Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratim mustakim. Bunu ezberlemişsinizdir sabah akşam okuduğunuz için. Bu bile kafidir. Bununla beraber bir Kevser okursunuz bir rekatte, diğerinde Kul Huvallahu Ahad diye İhlas suresini okursunuz. Namazınız kafidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Müzzemmil suresinde فَاَقْرَهُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ buyuruyor. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz buyuruyor. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنَ حَرَجٍ Allah Azze ve Celle bu dinde zorluk kılmadı. Gönül ister ki namazda bile kolayınıza geleni okuyun buyurur. فَاَقْرَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Ne kadar muhteşem değil mi? Yani muhteşem. Bir de çok özür dilerim efendim. Arada sözünüzü kesmek durumunda kaldım. Affınıza sığınarak. İnsanlar kimi zaman dini çok zorlaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki bizim o dini yaşamamız için, anlayıp yaşamamız için ne kadar kolaylaştırılmış aslında. Ve insanlar önümüze ne kadar çok setler çekiyorlar. O öyle kılınmaz, öyle durma. Onu orada öyle yapma, böyle yap. Yani sürekli dışarıdan insanlara bir müdahale söz konusu. Özellikle de ibadetlerini yapma esnasında. Bırakın insanlar nasıl arzu ediyorlarsa doğruyu bilir yapar. Eksiği varsa yani buradaki üslup hocam ben bunu ne bileyim yani oradaki kolaylaştırınızla genel insanların tavrını maalesef aynı şekilde paralelize göremiyorum. Şu konuştuğunuz konu üzerinden biliyorsunuz ben biraz gevezi bir hocayım. Estağfurullah. 2 saat konuşsak kâfi değil. Sadece bir örnek vereyim. Peygamber aleyhisselam gözümün nurudur namazlar. Miraç'tan bahsedeceğiz. Namaz müminin miracıdır buyurur. Daha ağırını konuşalım. Es-salatu imaduddin. Dinin direğidir. Şu masanın direklerini kırsam bu masa kalır mı? Kalmaz, zor olur. Namaz budur diyor bir nevi. Buna rağmen Allah Resulü kendisi münferit namaz kıldığında saatlerce namaz kılar ama cemaate kıldıracağı zaman sükunetle hafif kıldırır ve derdi ki insanlar cemaatte imamlık yapanınız cemaate hafif kıldırsın. Yaşlısı, hasta olanı vardır, işi olanı vardır der. Çok sevdiği sahabesi Muaz bin Cebel'i sahabi şikayet eder. Der ki ya Resulallah çok namaz uzattı. Bakınız Peygamber aleyhisselam ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu zirvede bir Resul. Ona 4444 defa salavat okumaktan çok, okuyalım salavat ama 4444 defa salavat okumaktan çok bir kere onu anlamaya çalışalım. Yani 4443 defa Allah'ıma salli salaten kemreten ve selam selamen tamamen diye okurken o bir taneyi onu düşünmeye, onu anlamaya. Çünkü onun anılmaktan çok anlaşılmaya ihtiyacı var. Yapsak iş çözülecek, Muaz bir şey mi buyuracaktınız? Estağfurullah. Ben araya bugün böyle siz konuşurken hep araya giresim geliyor. Şundan dolayı o kadar çok şey de ilham oluyor ki şunu sizden istirham edeceğim hocam. İzleyicilerimiz de zannediyorum katılırlar herhalde. Tam da bu sözünüzün üzerine.
Hocam Peygamber Efendimizin hayatını şöyle, madem bundan sonra biz Perşembe Cuma buradayız. İnşallah. Önümüzde Ramazan. Şöyle bir güzel dinleyelim sizden. Böyle Peygamberimizi daha güzel anlayalım. Estağfurullah. Bunu daha güzel değerlendirelim. Yani madem böyle, o zaman biz bir kez daha bilenler bilgilerini tazelesinler, bilmeyenler de tekrar dinlesinler. Mümkün olabilir mi acaba? Baş üstüne. Estağfurullah. Bazıları hoca bulamaz, biz de cemaat bulamıyoruz. Yeter ki anlatacağımız, dinleyecek insanlar olsun. Mekke, Medine'de de böyle saatlerce konuşurum sokaklarda filan. İnsanlar artık bakarım ki, ben tabii konuştuğum esnada biraz fıtri yapım sebebiyle o anda görmüyorum yani sizi filan görmüyorum. Dalıp gidiyorum konulara, oraya dalıp gittiğim için karşımdakiler ne işkence çekiyor görmüyorum. Konu bittiği zaman bakıyorum ki altlarına tabureler çekmişler, karşımda oturuyorlar ama ben hala ayaktayım, 2 saat geçer. Medine Mekke arası 500 kilometredir, 5,5-6 saat aralıksız anlatırız. Amacımız baş ağrıtmak değil ya da haşa kendimizi tatmin etmek değil, konuşarak sadece bir kelime aktarabilmek insanları bulmuşken. Bu bağlamda izleyicilerimiz tenezzül buyurduğu müddetçe bizim üzerimize düşen de arz etmektir. Biz de bu vesileyle daha çok araştırır, daha çok arz etmeye gayret ederiz. İnsanlarımız şuna dikkat etsinler. Kendilerini uyaran kişi kimdir? Bir din görevlisi, hoca arkadaşımız ya da hoca büyüğümüz hiç kimseyi kırarak uyarmaz. Ama hocadan çok hoca olanlar vardır. Hacıdan çok hacı olanlar vardır. Bunlar bazen heyecanlı olurlar. Biraz bunlar kızabilirler. Yoksa camilere gittiğinizde bütün hoca arkadaşlarımız, Diyanet'in tüm mensubu hoca arkadaşlarımız, İlahiyat Fakültesi'nde bulunan bütün öğretim görevlisi arkadaşlarımız, kurslardaki bütün hoca arkadaşlarımız kendilerine gelenlere babacan yaklaşıyorlar, şefkatle, tabii, sevgiyle yaklaşıyorlar. Biz kovmaya değil, getirmeye çalışıyoruz ama takvim yaprağının vahiden daha fazla tesirli olduğu bazı kişiler daha kırıcı olabiliyor. Biz çünkü şunu biliyoruz, Firavun'a giderken Musa ile Harun aleyhisselam, Taha suresinde Allah diyor ki, onunla kavliyle yine konuşur. Mesela ben şunu isterim, Rabbime sırtımı dayamışım değil mi? Çünkü beni seçmiş, yani Musa'yı seçmiş, Harun'u da seçmiş, kardeşim vermiş Harun'a ve Zira. Sırtımı Rabbime dayamışım. Firavun'a karşı gideceğim. Tamam, benim artık sırtım sağlamsa, mahallede bir kavga varsa, arkamda 10 kişi varsa nasıl ki böyle rahat gidiyor insan değil mi? Tabii. Alemlerin Rabbine sırtımı dayamışsam, Firavun'a gidiyorsam elime sopayı alarak koşmam. O Rab diyor ki, ey Musa, ona giderken güzel konuşun, tatlılıkla anlatın. Ya Rabbi ama o bize eziyet eder. Ben sizle beraberim, size eziyet edemez. Ama öğüt verin, hikmet ve güzel öğüt. Umulur ki anlar. Peygamber aleyhisselam Mekke'yi fethettiği gün, ben şunu istiyorum. Atını şaha kaldırsın böyle Kabe'ye girerken, eline kılıcını alsın böyle. Haydır Allah, haktır Allah, kimdir o bana işkence edenler, çıksın. Yani böyle bir şecaat istiyorum, evet, intikam. Benim peygamberim Kabe'ye giriş yaparken şu mübarek beldeye, devesi kasva var. Hicret ederken gizli gizli satın aldığı Ebu Bekir'den devesinin iki hörgücü vardır Arabistan develerin. Secde ederek giriyor. Atını şaha kaldırarak girmiyor. Devesine, hörgücüne secde ederek ve şöyle diyor. Ya hayyu ya kayyum bi rahmetike estağîthu esehli şâni kullehu ve la tekilni ilâ nefsi tarfete ayn. Ey daim diri olan ve bütün her şeyi kudret eliyle evirip çeviren Allah'ım, bir göz açıp kapayıncaya kadarlık anlık için bile olsa beni nefsimle baş başa bırak diyor ve tevazuyla Kabe'ye giriyor. Evet. Subhanallah. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyoruz. Orada Musa Aleyhisselam'ın bu girişi, Peygamber Aleyhisselam'ın bu girişi ve Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi fethetmiş, kendisini zulmedenlere karşı bütün Mekke'leri topluyor ve entüm tülaka diyor. Bugün adalet günü diyebilir mi? Hani katliamı geçtim. Bugün adalet günü dese yeterli değil mi insanlık olarak? Aslında evet. Aslan onu demesi lazım. Tabii. Adalet günü. Öldürdüysen öldüreceksin. Çaldıysan cezasını vereceksin. Rahmeten lil alemin olan o işte. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Diyor ki bugün size ne yapacağımı bekliyorsunuz. O peygambere baş kaldıranlar diyor ki sen kerim bir kardeşsin ve kerim bir kardeşin oğlusun. Sıkıştılar tabii o anda. Tabii o anda değil mi? Ama yani, peygamber ne desin? Bugün sizi kınamak yok. Kızını öldüren adamlar onlar. Kızı Zeynep'in deveden düşmesine sebebiyet vererek torunun ölmesine sebebiyet veren adamlar. Sahabesini katlederler, amcasını Uhud'da perişan edip vücudunu paramparça eden adamlar. Saymakla bitiremeyeceğim kadar vahşi olan insanlar önünde yorulmasına gerek yok. Şunu yapsa bitti her şey. Tabii. Peygamber aleyhisselam diyor ki bugüne kınamak yok, serbestsiniz diyor. O peygamber aleyhisselamın sözünü söyleyen ve onun makamında olduğunu söyleyen bir hocanın, bir hacının nasıl yaklaşması lazım?
biz Allah ile kullar arasında engel miyiz? Allah ile kulların arasında bir vesile miyiz? Bunu düşünmemiz lazım. Allah vesile kılsın inşallah. Peygamber aleyhisselamdan, tabi konudan konuya geçince, Peygamber aleyhisselam hayatında çok nadir öfkelenmiştir. Öfkelendiği zaman bağırmaz, çağırmaz, kinayeli konuşup laf sokmaz. Kızdı sadece şu iki kaşın arasındaki damarı hafif kabarırmış, oradan anlaşılırmış. Muaz'ı çağırdı. Ey Muaz, böyle böyle mi yapıyorsun? Evet ey Allah'ın Resulü. Sen insanları Allah'tan soğutmaya mı çalışıyorsun? Normalde şunu demesi gerekmez mi? Yani Adnan'ın algısında şu var. İnsanları namazda daha çok tuttuğu için aferin Muaz, daha fazla oku. Milleti Kevser kıldıracağım diye safa topla, Yasin'le namazı tamamla diye. Övmem mi lazım? Ben normalde överim belki. Peygamber aleyhisselam. Bununla övülmesi lazım normal. Uzattığı için. Sen diyor insanları Allah'tan soğutmaya mı çalışıyorsun ve kınıyor. Hayatında 5-6 defa belki en fazla kızmış. İşte damarı kabardığı için belli. Başka şekilde belli değil. Bundan kızıyor. Diğer kızmalarından bir tanesi de ölene kadar oruç tutacağım, evlenmeyeceğim, ölene kadar sabahtan akşama kadar ilimle meşgul olacağım diyen, ölene kadar efendime söyleyeyim ilimle meşgul olacağım diyen 3 tane genci topluyor ki din size galip gelir. Yani din öyle bir şeydir ki namaz kıldıkça coşar ruhunuz, oruç tuttukça aşkınız artar. Ama peygamber diyor ki siz insansınız. Vücudunuz belli bir zaman sonra yıpranır, din size galip gelir. Şu müthiş hadis, ben çocuktum, Marmara İlahiyat'ta okuyan Ferruh Hocam vardı, Hafız Ferruh Erel, Hafız Osman Şahin Hocanın talebesi, eğer izliyorsa hocama selam olsun. Çocukluğumuzu kahramızı çek, bize özel ders verirdi, Allah ondan razı olsun. Ellerimden öperim Ferruh Hocam. Kendisi benim bu halimi görünce, çocukluk anında heyecanlısınız. O bana bu hadisi söylemişti. O zaman Riyazu Salihin dersleri verirdi. Allah'ın en çok sevdiği amel az da olsa sürekli olandır. Çünkü din sana galip gelir. Sen dine galip gelemezsin. O yüzden itidal üzere olmak. Zaten bu konu bitince birazdan bitirebilirsek tabii. İnşallah o konudan bahsedeceğiz. Yasin'i söyleyelim. Yasin suresi hakamin havada kalmasın. Okuduğunuz her bir sevap, ecrin, her bir ayetin ecri vardır. Onu başkalarına hediye etmenizin elbette ki ecri olacaktır ve size de fazlasıyla dönecektir inşallah. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.